İsrail ordusu El Mavesi kampını gösterdi. Gazze'lilere yalnızca burada kalabilirsiniz dedi. Sonra bir gece ansızın, haber vermeden çadırların olduğu alanı bombaladı. Havadan bombardıman 5 füzeyle binlerin kaldığı kampa yapıldı. 20 çadır tamamen kuma gömüldü. Uyuyordum ve aniden önümde yoğun bir duman buldum. Ve önümde kimin olduğunu göremedim. Uyarı ya da başka bir şey olmadan bombalama saniyeler içinde gerçekleşti. Ve koşarak uyandık. Saldırıda 1000 tonluk bombaların oluşturduğu dev kraterler benzeri kraterler oluştu. Kraterlerin derinliği 9 metreden fazlaydı. Hem cesetler hem de hayatta kalanlar kuma gömüldü. Arama kurtarma ekipleri saldırının olduğu bölgede elektrik olmadığı için oluşan çukura gömülenlere ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Sivil savunma ekiplerinin bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çekiyor. Efendim, İsrail'in Gazze'deki hedef göstermeksizin düzenlediği saldırılar sürerken İsrail'in Haaretz gazetesi İsrail'in Gazze'nin kuzeyini ilhak etme hazırlığında olduğunu öne sürdü. Gazeteye göre o bölgelere İsrailliler yerleştirilecek. İsrail Gazze'de ateşkese yanaşmayıp katliama devam ederken İsrail basını yeni bir iddia ortaya attı. İsrail'in Haaretz gazetesinin editörü Aluf Ben, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinin ilhak edilmesi yönünde hazırlık içinde olduğunu yazdı. Editör Ben, İsrail'in Gazze'ye yönelik planlarında artık ikinci aşamaya geçildiğini belirtti. Ben'in ele aldığı makaleye göre ikinci aşamada Gazze'nin kuzeyindeki topraklar kontrol altına alınacak. Daha sonra ise İsrailliler o bölgelere yerleştirilecek. Haaretz editörüne göre bu planın üstü Gazzeliler açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için bölgeden çıkarıldığı örtüsüyle örtülecek. Ben Netanyahu'nun İsrail topraklarını genişletme hayali kurduğunu ve bunun gerçekleşmesi durumunda onun için mutlak bir başarı olacağını da belirtti. Öte yandan Netanyahu hükümeti orduya uluslararası kuruluşların Gazze'de insani yardım dağıtmasını istemediğini söyleyerek askerlerin bu konuda görevlendirileceğini belirtmişti. Öyle ki Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Netanyahu'yu askerlerin canının tehlikede olacağı konusunda uyardı. Ancak başbakanın fikri değişmedi. Haaretz editörü Aluf Ben, Hamas tarafından 7 Ekim'de kaçırılan rehineler konusuna da değindi. Ben, Netanyahu'nun rehineleri kurtarmaktan vazgeçtiğini ve onları Hamas'ın tünellerine terk ettiğini belirtti. Efendim, İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıları az önce ekranlarımıza getirdik. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 60'ı yaralandı. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak haftalardır bölgeden bize gelişmeleri aktarıyor. Şimdi son bilgileri alacağız Emrah'tan. Kolaylıklar diliyorum sana ve kameraman arkadaşımız Emrah. Neler yaşanıyor? Sendeki bilgiler neler? Büşra, aslında İsrail ordusu tarafından devam eden saldırıların hali hazırda belki de son günlerde en şiddetlilerinden bir tanesi gerçekleştirildi. İsrail ordusu yaklaşık 12 aydır Gazze şeridi içerisindeki saldırılarına devam ediyor. Özellikle Han Yunus kenti yakınlarındaki bu saldırıların en önemlisi de bir önceki gün gerçekleşti ve bu saldırıyla birlikte 40'tan fazla kişi El Mevasi yakınında, Han Yunus kenti yakınlarında bulunan El Mevasi bölgesinde gerçekleştirildi. Bu saldırıda yaklaşık 5 füzeyle havadan yapılan saldırıda çadırların bulunduğu alanlar hedef alındı ve çadırların olduğu yerde burada aslında İsrail ordusu tarafından güvenli alan olarak belirtilen yerlerden bir tanesi vuruldu. Bu açıkçası dünya kamuoyuna
çok çarpıcı bir şekilde düştü. Çünkü bunun sebebi özellikle İsrail ordusu genellikle insanların başka bir alanlara geçmesi, güvenli alanlara geçmesi konusunda uyarılar yapıyorlardı. Bir yandan da şu anda hat kulağımdan düştü. Arkadaşlarım tekrar ararsa daha sağlıklı bir şekilde yayınımıza devam edebiliriz. Dolayısıyla böylesine uyarıların yapıldığı 2 milyondan fazla insanın yer değiştirdiği en önemli yerlerden bir tanesi. Yani gidebilecekleri yer artık kalmamışken böylesine bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar. 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Özellikle saldırılarla birlikte yine insanların enkazların altında kalan kişileri cep telefonlarının kameralarının ışıklarıyla arama çalışması yaptığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından açıklanan bilgiler arasındaydı. Özellikle yine elektriklerin kesildiği ve dolayısıyla dün gerçekleşen bu saldırının en şiddetlilerinden bir tanesi olduğunu aktarabiliriz. Bunu söyleyelim sana Büşra. Bölgede tansiyon yer yer düşüyor gibi görünüyor ama İsrail ordusunun Gazze şeridinde içerisindeki saldırıları devam ediyor. Özellikle Haaretz gazetesinde yayınlanan bir makalede İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yerleşim yerleri inşa etmeye başlayabileceğini değerlendirdi. Bu İsrail basınında da yayılmaya başladı. Özellikle kuzeydeki yerleşim yerlerinde öncesinde başlatılan kara birliklerinin girdiği ve o alanların boşaltıldığı bir koridor oluşturulduğu, yani kendi deyimleriyle güvenli alan oluşturulduktan sonra yerleşimcilerin oraya yerleştirileceği ifade edilenler arasında. Ancak Gazze şeridi içerisindeki 7 Ekim'den bu yana, yani yıl dönümüne yaklaştığımız günlerde 41 bin insan hayatını kaybetti. Hala devam ediyor. El Mevasi bölgesinde gerçekleşen saldırıda da en azından elimizde olan rakamlar 40 kişinin hayatını kaybettiği. Tabi yaralılar var, tedavi edilecekler var. İsrail hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını hedef almaya devam ediyor. Özellikle buralarda İsrail'in aktardığı bilgiler şu yönde oluyordu. Güvenli alanlara geçin. Burada yaşayan Filistinliler, Gazzeliler güvenli olarak gördükleri okul vurulmaz, hastaneler vurulmaz dedikleri yerlerde İsrail savaş uçaklarının bombalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar. Bölge sıcak. Bölgede özellikle genel bir toparlama yapacak olursak, kameraman Caner Emre Kınacı ile birlikte haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Burada Batı Şeria'da da bir takım girişimleri vardı İsrail ordusunun. Özellikle işgal altındaki topraklarda işgali genişletme adımına bir yenisini eklemek için Nablus'ta, Tulkerim'de, Cenin'de, Tubas'ta bir takım saldırılar gerçekleştirmişti ve 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Orada bu saldırılara karşı çıkan Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetmişti. Aktivist kendisi, Türk asıllı Amerikan vatandaşı, bir keskin nişancının silahından çıkan kurşunla birlikte hayatını kaybetti. Dün biz o bölgedeydik. Orada kendisi için bir anma gerçekleştirildi Filistinli askerler tarafından. Ardından naaşı, cansız bedeni İsrail makamlarına teslim edildiğine dair bir bilgi geçti. Burada bir otopsi yapılacağı ifade edildi. Ardından Türkiye bu şekilde harekete geçip bir takım diplomatik kaynaklarla temasta olup Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşını Türkiye'ye getirmek için hala çabaları devam ediyor. İsrail makamlarından bugün bir açıklama yapıldı bu saldırıyla alakalı. Kasıtlı değildi, yanlışlıkla olduğu ifadesi de halihazırda bu sürecin devamında gelen açıklamalardan bir tanesi oldu. Ama Amerika Birleşik Devletleri kanadında Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklama yaptı. Bu açıklamayı çok yeterli bulmadı. Bu saldırıların devam etmemesi, bu ölümlerin devam etmemesi konusunda İsrail makamlarını uyardı ama en sert tepki Türkiye'den geldi. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü aracılığıyla yapılan açıklamalarda bunun İsrail'in katliamlarının en sert ve en net göstergesi olduğu ifade edilmişti. Kınandı ve dünyanın birçok ülkesinden de özellikle Birleşmiş Milletler kanadından da Ayşenur'un hayatının kaybetmesi çok sert bir dille eleştirildi. Şu an için İran'dan gelebilecek bir saldırıya dair emare hala
bekleyişini devam ettiriyor. Bölgedeki haber takibimiz devam ediyor. Kameraman Caner Emre Kınacı ile birlikte İsrail'de son gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.